Hadi sen lafı çok çevirmeye çalışıyorsun ama o laf oraya gelecek. Hanımefendi. Kim? Daha kim 48 dedi? Saat geçmedi be, tezin çürüdü. Ya onlar beni çürütmek için yaptılar onu. Dur bak Pınar ya, üf delirme. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan, Demir. Hı hı. Sarmaş dolaş, Dalaman Havalimanı'na gittiler. Tamam, göreceğim şimdi. Buyurun. Bakalım. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeniden görüntülendi. Arkadaşız diyen ünlü partnerler nerede görüntülendi, nasıl görüntülendi? Ne yapıyorlardı? Çift aşk yaşıyor mu? Yoksa ilişkilerini saklamaya devam mı ediyorlar? Detaylar. Gerçek olan dizi aşkları denince akla gelen ilk isimlerin başında artık Mert Ramazan, Demir ve Afra Saraçoğlu geliyor. İkilinin uyumu o kadar göz doldurdu ki bir PR çalışmasından çıktı. Onlar diziden çok konuşulur oldu. Haliyle magazinde ikili yakın takibi aldı. İlişki var mı yok mu? Bunun cevabını acaba alabilir miyiz? Benim çok sevdiğim, dışarıda da görüşmekten çok büyük keyif aldığım bir arkadaşım. Akif'cim. Hadi merdivenlere inelim artık. Tamam. Haklarında iddialar ortaya atılmaya başlandı. Oyunculuğun ötesine geçen bir şey vardı. Onlar gerçek hayatta ne nasıllarsa orada da öylelerdi. Ormandaki o yakınlık sahnelerinde. Urla'da yaptıkları tatil manşetleri süsledi. İkili hakkında Urla'da birlikte kaldıkları ve ilişkilerine başladıkları yorumları yapıldı. Ancak çift tüm iddiaları geri çevirdi. Arkadaşız dediler. Ancak Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu kadar soğukkanlı cevaplar veremedi. Yanınızda Afra Hanım'da olacak mı? Daha önce de İzmir'i yapmıştınız beraber. Evet. Şimdi yine bir tatil planı var mı? Onun için teşekkür ediyorum. Yok hayır, arkadaşça biliyorum ben dostluğunuzu. Zaten kendisi de geçtiğimiz bir gün röportajda söylemişti. Aynen. Biz dostunuzu biliyoruz, hani bir tatil planı da olur mu diye. Yok, şu an öyle bir şey yok. Afra Saraçoğlu'nun profesyonel cevaplarının yanında Mert'in samimi ve pot kırdığı açıklamaları sonrası herkes şunu sordu. Seven taraf Mert mi? Mert dizi aşkına kendisini fazla mı kaptırdı? İkili hakkında her haber konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz hafta Mert Ramazan Demir'in yalnız başına tatile gittiği haberleri çıkmıştı. Arkasından Afra da gitti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Dalaman Havalimanı'nda görüntülendi. Evet, gözler ve sözler sende. Çünkü Pınar geçen hafta onlar ayrı ayrı tatil yapacaklar. Şimdi yalandan küs numarası yapıyorlar dedin. Ama küs değillermiş, doğru bildin onu. Değil mi? En azından. Yani. Şimdi ya geçenlerde... Şunu düşündüm kendi kendime. Otur ya, ben bu işe çok kafa yoruyorum biliyor musunuz? Bakın burada bir şeyleri konuşurken gerçekten evde de mesela mesai veriyoruz, yani sadece burada değil mesai. Şimdi biz bu çiftle ilgili insanlara hep bir aşk var veya bize bir aşk varmış empozesi var değil mi? Varmış gibi söyleniyor ve görülüyor. Evet. Görüntü de bu. Ama bunlarda bir gizem var. Ne biliyor musun? Kardeşim ya, siz ikiniz bekar genç adamlar değil misiniz? Nedir böyle bu arkadaş ayakları? Nedir bu gizemlilik? Neden gizliyorsunuz? Kimden neyi gizliyorsunuz? Kendi beyanı arkadaşım dediği için diyorsun değil evet. mi? Kendisi ya bir insan sorulduğu zaman eğer sevgilisi ise niye o benim arkadaşım der? Bana bunu açıklasınlar. Lütfen bunu açıklasınlar. Sonrasında bunlar iki bekar insan değil mi? Neden yani? Sonra ne düşündüm biliyor musun? Kafama ne? Şimdi böyle takıldı. Hani bazen bir ampul yanar ya. Hı. Kim bilir? Belki de ikisinin de hayatlarında başkaları var. Onu kamufle etmek için böyle bir hikaye uyduruluyor. İkisinin kamuflaj nedeni ne olabilir ki mesela? İkisinin de bilinmesini istemedikleri yasak bir yasak aşkları var. O ne ya? Evet. Yani niye bunu düşünmüyoruz? Bak biz her şeyi düşüneceğiz değil mi? Yani bir yorum programı burası. Her şeyi de yorumlayacağım ben. Gerçek hayatlarındaki ilişkilerini korumak için böyle bir şey yapıyor olabilirler. Bana da şunu açıklasınlar. Asıl benim işin içinden çıkamadığım konu şu. Sen ya da ben bir ilişkimiz devam ederken o sevgilimizi alıp
başka bir ortama sokup, bak bu da benim yakın arkadaşım fıdı fıdı deyip tanıştırıp, sevgililerimizle arkadaş yapıp, sevgilimden ayrılıp o fıtı fıtıyla ben sevgili olur muyum olmaz mıyım? Oldum diyelim. Hı. Bana ne yaparlar? Linçlerler. Aa. Şimdi beni linçlerler, seni linçlerler. Beni... Ayşe'yi, Fatma'yı linçlerler. Bunlar niye linçlenmiyor? Linçlenmeyi geç. Bunlar sevgili olsunlar diye bizi linçliyorlar. Bizi linçliyorlar. Evet, biz değil dedikçe. Bu çifte standardı çözemiyorum. Ay çok güzel bir yerden baktın. Vallahi. Doğru söylüyorsun. Konu. Öteki mahalle olunca linç, ötesi linç. Bunlar olunca onlar sevgili olacaklar. Ulan ahlaksa tek ahlak. Tabii. Doğruysa tek doğru. Bir de üstelik Afra diğer Mert, yani sevgilisi olan yazıcı. Mert'le yazıcıyla beraberken daha bunların ilişkileri olduğu söyleniyordu ya. Mert Yazıcıoğlu'yla Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir. Üçü bir arada çok bulunmuş. Ortamlarda birlikte gördük, vakit geçirmiş. Evet. Birlikte fotoğraflar vermiş. Etik mi? Üç iyi arkadaşlarken bir yandan da. Mert Ramazan Demir'in Mert Yazıcıoğlu'nu hayatından gönderdikten sonra Afra'nın hayatına girmesini istemenizi anlam veremiyorum ben. Anlayamadığım gibi aynısını yapsam ne mesajlar alacağımı da biliyorum. Bu nasıl olabiliyor? Herhalde net bir soru sordum. Şimdi bana tabii ki bu haber çıktığı zaman bütün hafta sonu bütün DM'imi doldurmuşlar sağ olsunlar izleyicilerimiz. İşte gördün mü haklı çık. Ya burada konu haklı çıkıp haklı çıkmamak değil ki. Bu arada yasak aşktan ziyade bu dediğim dejenerasyondan dolayı da gizli olabilirler. Bunlar arkadaşlardı ya. Bunlar hepsi arkadaşlardı. Allah aşkına ben öyle yani o kadar ince düşüneceklerini de düşünmüyorum biliyor musun? Başka bir şey var. Burada. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu kim yapsaydı ya? Kibariye'nin kocası yapsaydı. Kibariye'yi bir arkadaş ortamına götürüyor. Oo, eğleniyorlar vış vış doğum günleri falan filan. Sonra Kibariye'den ayrılıyor. O arkadaşıyla devam ediyor hayatına. Oo. Biz ne yapardık o Ali Küçük Balçığı? Aa. Adam zaten sadece Kibariye'nin olmadığı ortamda doğrardık. Aldattığı için bile doğrardık. Doğrardık yani. Evet. Ama bunlar yapınca Mert'ler Afra yaşından mı? Çok mu yüzleri güzel, ondan mı bu kadar töller ediyorsunuz? Ne demek ya bunların ikisinin sevgili olması için fan sayfası açmak? Ne demek, siz Mert Yazıcıoğlu'nu hiç düşünmüyor musunuz ya? Evet. Evet. Bu ilişkiyi niye bu boyuttan değerlendirmiyorsunuz? Arkadaşımın arkadaşıyla birlikte olacak kadar sıkıntılı bir herifim ben. Bana niye fan sayfası açıyorsunuz ya? Beni linçlemeyin ama beni de desteklemeyin bu ilişki için. Yazık, ayıp. Adam mı kalmadı derler adama. Kadın mı yoktu? Senin gözünün önünde aşk yaşadılar be bunlar. Bir de diyorlar ki el ele kol kola görüntüsü varmış. Hani nerede, ben göremiyorum el ele kol kola bir görüntü. Bana göstersinler o görüntüyü. Nerede? Görüntü değil. Gören kişi öyle diyor. Ya ay lütfen ya. Ben görmek istiyorum ya. Nerede el ele kol kola? Şu resimde bana bir kişi göstersin ki burada el ele kol kola. Ben daha değişik bir şey gördüm. Bakın Afra. Afra önden gidiyor. Şey bel boyu gibi. Evet. Valiz taşıyor. Valiz taşıyor. Çocuk. Çocuk. Arkadaş gibi. Arkadaşın ölesi. Arkadaşın ölesi güzel. Evet. Evet. Yani. Benim valizimi taşıyacak. Ya bakın sevgili seyirciler. Bakın bana kızıyorsunuz. Haklısınız belki. Ama ben... hissiyatımda ve doğru bildiğimden şaşmayacağım ve bir gün benim haklı olduğumu da sizler de göreceksiniz. Şimdi beni böyle mesaj yağmuruna tutuyorsunuz, öyle diyorsunuz, bir sürü şeyler söylüyorsunuz ama inanın onlar arkadaş. Gerçekten arkadaş. Arkadaşlar ve ben beraber tatil. Hayatlarında da başkalarının olduğunu düşünüyorum. Onu kamufle etmek adına veya şunu düşünüyorum. Şimdi bu dizi 2 ay tatile girdi ya. Evet. Yani bir şekilde dizinin dinamiğini canlı tutmaları gerekiyor. Yani canlı tutmak adına da yapılmış bir PR çalışması olarak değerlendiriyorum. Yani ama bana kimse gelip de bak işte Afra ile Ramazan tatile gitti el ele kol kola demesinler. Bir ben dakika. Burada... Ne oldu? Bir dakika, bir detay yakaladı şimdi. Ne yakaladı? İzleyicimiz. Ne? Bir şeyi büyütür müsünüz? Fotoğrafı büyütün. Bir bakacağım tek mi gerçekten? Altyazıyı bir alır mısın? Evet. Kim tek mi? Evet. Ne? Gel şimdi. Mert Ramazan Demir'de bir valiz var. Afra'da hiç valiz yok. Bu ne demek? Bunlar tek valiz yapmışlar. Sen ne konuşuyorsun Pınar?
O zaman ikisi bir... Bunlar tek valiz yapmışlar. Tek valiz gidiyorlar. Bunlar kısa süreli gidecekler. Tek valizle işi çözmüşler. Ben kiminle tek valiz yapıyorum biliyor musun? Sevgilinle. Saygıyla. Ha saygıyla. Aynı evde yaşıyorum. Aynı evde. Saygı diyorum, üst kat senin olsun, alt kat benim olsun. Tek valiz yapıyorum. Aynı evde yaşıyorsam, kıyafetlerim ondaysa tek valiz yaparım. Tek valiz var, helal olsun. Yakaladı Ege. O zaman beraberler mi oluyor? Aynı evde niye yaşıyor bunlar o zaman canım? Beraber. Aynı evde yaşıyorlarsa bu gizemlilik niye? Ben şunu istiyorum. Bir dergiye sizler ev hal niye sinirlerim bozuldu? Sinirlerim bozuldu. Affedersin. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Bilal bir şey anlat. Bilal Bey bir şey anlattı da. Hani biliyorsun şeyde bizim Ebru Şancı da kocasının bir takım şeylerini giyiyor ya. Şunu söyleyeceğim. O zaman ben onlardan ne bekliyorum biliyor musun? Gerçekten özür dileyeceğim o zaman. Bak gerçekten özür dileyeceğim. Bir dergiye şöyle ikisinin bir ev yaşamıyla güzel bir pozlar, resimler verip deklare etsinler. Niye saklıyorlar bu kadar? İşte edemezler hayatım. Mert Ramazan Demir'le arkadaşken Mert Yazıcıoğlu ve sevgili de... Ya bu onun gözünün önünde bunu öptü be. Ya öpsün. Ne demek öpsün? Ay dur terledim. Şu an sıkıntı bastı bana. Yok yok ben artık doğru o tek... bir mantık kurdu sıkıntı bastı bana. Tek valiz sıkıntısı var. Tek valiz. Tek valiz. Bak orası kontuardan falan çıktılar ha. Apron, acaba şoför, değil. Öndeki de şoför, bir şoför birileri karşılamışlar almış olmasın? Görenler diyor ki Afra hiç valiz taşımadı, şoför yok. Bak Mert'in elinde bir tane valiz, büyük valiz. İkisi tek valiz gitmişler. Valizleri göster. Ben şimdi kız erkek grup, karı koca bir sürü arkadaşlarım olan bir tatile çıkacağım. Belki de Afra valizi ben almadı. Ben hiç kimsenin valizine giremem belki vallahi. Belki de Afra'nın yardımcısı önden valizle çıktı. Kimse tanımıyor onu şey yapmıyor. Ne yardımcısı hayatım? Dalaman'a gittiler bunlar daha çoluk çocuk. Ne yardımcısı? Bence her yerde yardımcısı. Valizini başka birisi taşıyordu. Başka birisi taşıyordu. Sen bu işleri geç bırak bırak diyor ya şey. Sen bırak bırak bunu bana anlatma. Bunların arasında valiz bu işi ele verir. Senle biz aynı evde yaşasak tek valiz yapsak bir gün. Tek valizle gideriz geliriz ne fark ederiz? Bunlar bir günlüğüne mi gitmiş? Bunlar hemen dönecek belli oldu. Ha 2-3 gün öyle bir kaç ama. Aynen. Ay Allah'ım ya. Tek valiz gerçekten. Tek valiz. Çok dertliyim bu konuda çok dertliyim. Geçelim. Sen dertlen.